Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet, çakalımızı eşe attık. Jumamızın dişini dinlendirmeye aldık aşağı. Dişimiz burada. Hatta bugün bir tane de yumurta attı yere. Yumurta da yumurtasını şu yuvaya, mor dişimizin yuvasına koyduk. Onu da birazdan göstereceğim. Bunlar attığın gibi direkt çiftleştiler. Yavruken zaten beraberdiler bunlar. Yan yana duruyorlardı. Anlaşıyorlardı yani. Sonradan ben ayırdım. Bugün de birleştirdim. Hazır erkeğimiz de dinlendiriyordu. Dişimiz dinlendiriyordu. O arada bunları birleştireyim dedim. Attığım gibi direkt çiftleştiler arkadaşlar 2-3 kere. Bunun yavruları vardı. Yavruları olduğu için atmıyordum çakılı. Yavrularını da şuraya koydum. Ben onları da göstereyim. İkisi de yerde. Bunları sabah akşam ben besleyeceğim artık. Beyaz yem kırıyor zaten. Mavi de besler zaten o. Yavrular birbirlerini besliyorlar sizin de bildiğiniz gibi. Ben de takviye olsun diye hazır mama var. Ondan yapıp vereceğim. Beyaz kuşumuzun ayakları sorunlu. Zaten belli oluyor göründüğü üzere. Düz değil ayakları. Bilekten böyle yan dönmüş. Sürekli falan durabiliyor. Sıkıntı yok. Ama daha öğrenmesi lazım. Ayakları daha kötüydü. Ben tünek tutturdum. Şu tahta tüneklerden var bende fazladan. 10-15 dakika boyunca falan o tüneklerden tutturdum günde 2-3 kere. Ayakları şimdi biraz düz duruyor. Can top şeklinde duruyor ayakları, böyle sıkıyordu. Ama şimdi açtı artık ayaklarını. Yani oluru bu. Daha fazla açılmadı. Diğer yavrumuz da koşuyordu. Uyuyorlar, daha yeni uyandılar. Işıkları kapalıydı. Video çekeceğim diye ledleri yaktım. Bunlara da yere yem koydum. Yerden yiyorlardı. Şu yavrumuzun yem kırdığını görmedim. Ama bu yavrumuz yem kırıyor kesin. Bu zaten onu besler. Ben kendim de besleyeceğim zaten yavruyu. Bunlar da gördüğünüz gibi direkt yuvaya gitmeye başlamışlar bile. Çiftleştiler, kesin yumurtlayacaklar. Bunlardan bayağı iri yavru alırız. İkisi de iri. Önceki eşinden daha iri şu an bu çakıl. Önceki eşi dinlenirken de bununla çiftleştireceğiz. Belki o dişimizi bir hafta sonra, 2 hafta sonra falan İngiliz erkeğimize atabiliriz arkadaşlar. Bununla çiftleştirebiliriz. Bu da tüyde zaten. Tüyden çıkmasını bekleyeceğim. İyice kızışsın o arada. Daha bitmesine var tüylerin. Devam ediyor tüy dökümü. Buradaki yavrularımız çok güzel oluyor arkadaşlar. Bunlar da tüyler. Bu yeşil erkeğimizle şu alttaki mor beyaz dişimize eş yapmayı düşünüyorum. Biraz kızışması lazım erkeğimizin. Bu tüy döküm bitince direkt eşe atacağım bunları. 4 aylığa girecekler herhalde. Defter yazmıştım, defterden bakarım. Ama bu beyazları mecbur bekleyeceğim çünkü dişimiz daha yuvadan yeni düştü. 3 ay sonra eşe atacağım bunları da. Dişimiz 4 aylık oluyor. Şu an 32-33 günlük. Kızışması lazım. Beyazlar zaten anlaşıyor. Bir önceki videodan da görmüşsünüzdür. Kurulaşıyorlar, birbirlerini falan besliyorlar. Araları bayağı iyi yani. Bu erkeğimiz de burada gaza taşının üstünde uyuyordu. Hiç daha kalkmamış bile yerinden. Bugün de, bugün müydü, dün müydü yeni yavrumuz çıktı. Bunu da göstereyim.
Yuvayı boşaltırlarsa. Çıkın bakayım. En arkada duruyor arkadaşlar yavrumuz. Şurayı açayım. En arkada oynayıp duruyor orada. Bu yumurta kırılmış. Bu bugün çıkan mı? Aynen bugün şu yeşil kuşumuz yumurtladı yumurta ama yumurta kırılmış. Yani hava almış, sıvı sakmış. Bundan daha bir şey olmaz arkadaşlar. Şöyle size gösterebilirsem bir şekilde. Şurası açık zaten belli oluyor. Bunu koymanın bir anlamı yok. Bunu atalım. Bir tane daha yumurta illaki. Onu atarız altına. Yavrulara iyi bakıyor gayet mor. Kuşaklar falan full dolu. Yeni yavruyu göremedim beslemişler mi? Bunların araları bayağı iyi. Belki yine çiftleşebilirler. Dişimizin de tüyleri uzun olsa aynı jumbo gibi arkadaşlar. Bayağı iri oldu bu. Evet, şuradaki yavrularımızı gösterelim. Anne baba çıksın yuvada. Aa, bir yavrumuz ölmüş. Daha 2-3 saat önce baktım gayet sağlıklıydı. En küçük yavrum bu, aynen. Zaten durumu kötü gözüküyordu arkadaşlar, ben size söylemiştim. Ten rengi falan biraz değişti. Şöyle. Gelişim kötü falan diye bahsetmiştim zaten size. Vücudunda morluklar var zaten. Soğumuş hayvan. Taş gibi olmuş. Yapacak bir şey yok artık. Şuraya koyalım. Buradan alırız. Moralim bozuldu şimdi benim de. Dediğim gibi bunların yuvasını falan hazırladım. Yuvaları falan temiz. Bu erkeğimizi dinlendiriyoruz. Kızışmasını bekliyoruz biraz. Bunun dişisi aşağıda arkadaşlar. Biraz videoyu durdurayım. Şunu buradan kaldırayım arkadaşlar. Kusura bakmayın arkadaşlar. Yavrumuzu peçeteye sardım geldim şimdi. Onu öyle bir görünce bir an moralim bozuldu. Ondan biraz durgunlaştım. İşte bunlar dinlendiriyorum. Dişlerimiz şu an dinleniyor. Dinlendikten sonra bu mavi dişimiz üstteki beyaz erkeğimizi atacağız. Bunlar zaten eşler. Bu dişimizi biraz uzun dinlendireceğim. 2 kuluçka üst üste geçirdi. Ondan sonra da artık bunu atacağım. Bu erkeğimiz tüyden çıktığı zaman yeşil erkeğimiz. Onu da bu mor beyaz dişimizle yaşatacağım arkadaşlar. Beyazları zaten söylemiştim yaşatacağım diye. Dişin kızışmasını bekleyeceğim artık 3 ay boyunca. Bunlar da anlaşamıyor gibiler. Yavrular yerde duruyor da. Şu çok erken atladı. Kursağı falan iyi ama şişik şu an, karnı tok. Aç değil yani. Bu kuş ne yapıyor? Ses takım atıyor herhalde. Bunların yuvası temiz. Burada da temiz.
İlerleyen zamanda da bunların yavrularını göreceğiz arkadaşlar. İnşallah Allah nasip eder. Çiftleştiler. Sağlıklı çıkarlar inşallah yavrular. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim.